Müslümanların İncil'i var mı? Barnabas İncil'i Mardin Midyat'ta mı? Tarsus'ta neden gizli saklı kazı yapıldı? Dünyada belirli noktalarda işte vortex dediğimiz o kanalların olduğu biliniyor, söyleniyor. Bunlardan birisinde Tarsus olduğu söyleniyor, doğru. Barnabas İncil'ini görmüş veya oradaki bir şeye sahip olan bir bilgiye kişinin sonra bir kazaya kurban gitmiş olması hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Kayıp İncil'in sırrı ne? Tarsus'taki kazıyla ilgili orada bir cinayetten bahsediliyor. Esrarengiz bir kazı. Ne aranıyor kimse bilmiyor. Burada pis işler. Bu cinayetin sebebi de benzer bir şey olabilir. Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz. Ne çıktı? Büyük bir tane böyle kasa çıktı. Lahit. Lahit. Böyle 6-7 kişi kaldı herhalde. Halktan hangi gerçekler saklandı? Vatikan'ın Tarsus kazılarıyla ilgisi neydi? Bu bölümde Paulus'la anlaşmazlığa düşen Barnabas'ın gizli yaşamı, kaleme aldığı söylenen sırlarla dolu İncil ve beraberinde yaşanan nice gizemli olayı soluksuz izleyeceksiniz. Bir papazın dahi Müslüman olmasına yol gösteren kitap olarak anılıyor Barnabas İncil'i. Hristiyanlık tarihinde geleneksel olarak milattan sonra 33 yılında Kudüs'te İsa'nın dirilişiyle 12 havariye verdiği büyük görevden milattan sonra 100 yılında Anadolu'da Yuhanna olduğu düşünülen son havarinin ölümüne kadar geçen süreye verilen isimdir. Barnabas havariler çağında Paulus'la anlaşmazlığa düşmüş Hristiyan azizidir. Aslen Kıbrıslıdır. Barnabas, Paulus'a Kıbrıs ve Anadolu'ya düzenlenen birinci misyon gezisinde eşlik etmiştir. Kıbrıs Kilisesi'nin kurucusudur. Kıbrıs'ta öldürüldüğüne inanılır. Her yıl 11 Haziran'da Aziz Barnabas günü olarak Barnabas anılır. Barnabas İncil'i ise Müslüman bakış açısıyla yaklaşık olarak 16. yüzyılın son çeyreğinde yazıldığı düşünülen dini otoritelerce kabul görmüş bir İncil'dir. İsa'nın öğrencilerinden Barnabas tarafından yazıldığı iddia edilir. Barnabas İncil'i de Saint Paul'ün yaklaşımı veya İncil'i de çok temel bir noktada kabul edilen anlayışa karşı çıkıyor. O da şu, tek Tanrı'ya, Hristiyanlık dininin peygamberi olan İsa'ya inanıyorlar ve onu kabul ediyorlar. Ancak İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu düşüncesine karşı çıkıyorlar. Barnabas İncil'inin bulunmasından yüzlerce yıl sonra da tartışmaları bitmedi. Bu İncil'in gizemi bir türlü çözülemiyor. Ülkemizde Tarsus'ta gizemli bir kazı yapıldı. Bu kazıda iddialara göre Aziz Paul'ün kayıp İncil'i aranmıştı. Tarsus'taki gizemli kazıda ne bulunduğu hala büyük bir şüphe ve merakla izlenen konu. Tarsus'ta benim tahminime göre Saint Paul'ün yani Hristiyanlığın kuramını geliştiren, o doktrini yazan, Hristiyanlık dinini oluşturan kişinin ya notları ya da daha da önemlisi Saint Paul'ün hiçbir zaman bulunmamış olan İncil'i bulunmuş olabilir. Araştırmacı yazar Refik Kutluer, Tarsus'taki gizemli kazıya dair uzun bir dönem araştırma yapmış bir isim. Birileri bir şey mi saklıyor diye soruyor Refik Kutluer. Eğer böyleyse o zaman özellikle Vatikan'ın en üst seviyeden bunu reddeden, yani orada Saint Paul'ün İncil'inin bulunup da Vatikan'a götürülmüş olduğunu kabul etmeyen açıklamaları, ki böyle bir açıklamaya neden ve neyin sebep olduğu bilinmiyor. Böyle bir üst seviyede açıklama yapılmış olması cevabını bulmuş oluyor.
Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde gizlilik kararı içinde bir evde yapılan kazılarda Hristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Paul'ün kayıp İncil'i arandığı iddia edildi. Bazı milletvekilleri bu kazıdan önce doğrudan Vatikan'dan gönderilen koordinatla define avcılarının kazılarda çalıştırıldığına dair bilgiler aldığını söyledi. Tarsus'taki esrarengiz kazı alanına vekiller alınmadı. Takvim yapraklarını geriye doğru tarayalım. 1982 yılında, o zamanlar Hakkari ili sınırları içinde yer alan Uludere'deki bir mağarada eski bir İncil'in bulunması sır perdesini biraz araladı. O vakitler bölgenin dağlık kesimlerinde silah yalnızca avlanmak için kullanılırdı ve mağaradaki kitabı bulanlar da arada bir oradan geçen kendi halindeki avcılardı. Mağaraya inerek sonradan Vatikan'ın adının da karışacağı ilginç bir öykünün tetikleyici karakterleri olmuşlardı. Ama hiç şüphesiz bunu bilmiyorlardı. Şimdi Saint Paul bence birçok açıdan çok önemli. Bir kere en önemli tarafı Hristiyanlık dininin doktrinini yazan kişi olması. Yani Hristiyanlık dini Saint Paul sayesinde oluştu. Tarsus zamanın en önemli 3 üniversitesinden birine sahip, Atina ve İskenderiye ile birlikte. Yine 3 en büyük kütüphanesinden birine sahip, yine aynı Atina ve İskenderiye ile birlikte. O zamanın en önemli bilim, kültür merkezlerinden ve eğitim merkezlerinden birisiymiş. Burada Mitra'dan gelen, sonra Stoa felsefesine dönüşen felsefenin devamı olarak o okullarda bu çalışmalar hep yapılıyormuş. Ve Saint Paul de özellikle Stoa felsefesinden aldığı verilerle bir yeni dini oluşturmaya Tarsus'ta başladı. Meşhur Barnabas İncili'nin biliyorsunuz herkes peşinde. Barnabas'ın da Tarsus'a geldiğini biliyoruz. Tarsus'tan Saint Paul'ü alıp Antakya'ya götürdüğünü ve Antakya'da birlikte bir sene çalışma yaptıklarını biliyoruz. Yani buradan şunu çıkarabiliyoruz. Saint Paul ve Barnabas'ın görüşleri çok paralel. Birlikte çalışmalar yapmışlar, birlikte oluşturmuşlar. Ve daha sonra Antakya'da o kilisenin takipçileri ilk kez Hristiyan olarak anılmaya başlandı. Barnabas İncil'inin Türkiye'de bir mağarada bulunduğu iddiası, Katolik dünyasının ruhani merkezi Vatikan'ı telaşlandırmaya yetmişti. Vatikan, 2004 yılında Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla Kültür Bakanlığı'na bir yazı yazdı ve kitap hakkında bilgi istedi. Kültür Bakanlığı, Vatikan'ın talebi üzerine konuyu araştırdı. Araştırmalardan sonra Roma'ya, "Barnabas İncil'i bizde yok" mealinde bir cevap verildi. Milattan sonra 325 yılında çok fazla İncil ortada dolaştığı için ve birbiriyle çelişen görüşler ortaya çıkmaya başladığı için özellikle o zamanki önemli rahiplerden rahip Arius'un görüşü çok taraftar bulmaya başladığı için ki o da diyordu ki tek tanrı vardır. Hazreti İsa da onun peygamberidir. Ancak İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu düşüncesi yanlıştır diyordu. Yani buna karşı çıkıyordu. Ve bu görüş taraftar bulmaya başlayınca, çok kişi de bunu desteklemeye başlayınca konu biraz rahatsız etti birçok o zamanki idarecileri. Ve İznik'te milattan sonra 325 yılında 1. İznik Konseyi toplandı. Oradaki bütün görüşmeler, tartışmalardan sonra bu ve benzeri görüşleri içeren İncil'lerin imha edilmesi, kabul edilmemesi ve 4 İncil'den oluşan New Testament, yeni İncil'in oluşmasına karar verildi. Bu 4 İncil içinde Saint Paul'un İncil'i yok. Çünkü o zaman ya yoktu ya da o da aykırı görüşler içeriyordu. Saint Paul bazı görüşlerini sadece İncil'in 2. bölümünde yer alan mektuplarıyla dile getirebildi. Bunu da biliyoruz. Şimdi Saint Paul'un konusu böyle olunca
Bir de Tarsus'taki kazıda, Sempol'ün memleketindeki kazıda böyle müphem, şüpheli konular ortaya çıkınca ben bu konuyu bütünleştirerek, onunla bağdaştırarak orada ya İncil'in, Sempol'ün İncil'inin ya da İncil'i oluşturan görüşlerini kaleme aldığı notların bulunmuş olabileceğini, bazı oradan kanıtların bunu gösterecek kanıtların çıkmış olabileceğini düşündüm. Uludere'nin ardından Ankara Adliyesi adli emanetinde 1500 yıllık bir İncil bulunduğu ve Hazreti İsa'nın ilk öğütlerini verdiği Aramca yazılı tarihi İncil'in polis nezaretinde Ankara Etnografya Müzesi'ne devredildiği haberi büyük ilgi topladı. Yüzlerce yıllık el yazması tarihi bir İncil bulundu. Bu İncil 1500 yaşında. Hazreti İsa'nın kullandığı Aramice dilinde deri üzerine yazılmış olan esrarengiz İncil. Vatikan'ın da istediği iddia edilen ve değerinin 40 milyon, fotokopisinin ise 4 milyon dolar olduğu ileri sürülen İncil'in Barnabas İncil'i değil, sahte bir metin olduğu öne sürülüyor. Barnabas İncil'i, o merak edilen, aranan ve bulunduğu söylenen İncil'in aslında gerçek Barnabas İncil'i olmadığı düşüncesi de var. Çünkü çok geç dönemde bulunmuş, içindeki bazı bilgilerin çelişkili olduğu da ortaya çıktı. Ama bence Barnabas'ın esas ilginç olarak düşünülmesinin, Barnabas İncil'inin ve Barnabas'ın görüşlerinin farklı olduğunun bilinmesi, yine Sempol'ün görüşleriyle bağdaşarak izah edilebilir. Yani o da Hristiyanlık dinine, tek Tanrı'ya inanıyor, onu söylüyor ve İsa'nın peygamber olduğunu düşünüyor ama İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu fikrine karşı çıkıyordu. Türkiye'de bulunan ve 1500 yılı aşkın bir süre önce yazılmış olan İncil'in Vatikan'da endişe yarattığı gerçek, kitabın ardından bıraktığı en net konulardan biri. Bu İncil neden Vatikan için böylesine önem arz ediyor? Şimdi tabii bu çok tartışılacak bir şey. Ayrıca bunun sadece bir felsefi bakış açısı olduğunu söyleyen Hristiyan bilim adamları da var. Ama böylesine temel bir konuda aykırı düşünen, bir görüşü içeren İncil veya notlar, Sempol'ün de olsa, Barnabas'ın da olsa tabii ortalığı birbirine katacak, bütün yerleşik inancı kökünden sarsacak şeyler olduğu için yasaklanması, yok edilmeye çalışılması çok normal. Birinci İznik Konseyi'nde M.S. 325'te yapılan da budur. Yani o zamanki Arius ve onun gibi düşünenlerin görüşleri, temel kabul edilen görüşle çeliştiği için bu konsey toplandı. Bu görüşleri ihtiva eden bütün, yani aykırı görüşleri ihtiva eden bütün İncil'lerin, notların yok edilmesi kararı alındı. Hatta onlara inananların aforoz edilmesi, cezalandırılması kararı alındı. Ardında birçok sır barındıran, Tarsus'ta gizli kazıların da yapılmasına neden olan Barnabas İncil'i ile ilgili bir şok detay daha var. Oyuncu ve yönetmen Ahmet Yenilmez, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından 15 gün önce kendisine cep telefonundan Barnabas İncil'inin fotoğraflarını gösterdiğini belirterek "Bunu gören herkes ölmüş, biliyor musun?" dedi. Bir arkadaş da "Başkanım siz gördünüz mü?" dedi. "Görüyoruz işte" dedikten 15 gün sonra öldü. Açıklamasını yapmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Şu anda helikopterdeyim. Özellikle şu anda kabul edilen bir dinin gerçeklerine, kabul edilen gerçeklerine aykırı bir şeyin bulunmasını o dinin ileri gelenleri mutlaka istemeyecektir.
araştırmacı Refik Kutluer el ayak çekildiğinde yeniden gizemli olayın peşine düştü. Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz. Kutluer, kazı alanında kazının yapıldığı dönem olaylara birebir şahit olan bir inşaat işçisiyle yeniden kazı alanına girerek cep telefonuyla çekim yaptı. Orası değil mi? Ben o zaman da yatıyordum. Nerede yatıyordun? Da yatıyordum. İnşaat işçisi Kutluer'e buradan altınlar çıktı dedi. Burada altın çıktığı dönemde ben buradaydım. Bak burası. Gel ben içeri daha çıktı. Gel. Kazının yapıldığı dönemde işçi bu evde konaklıyormuş. Sen nerede kalıyordun? Kazı zamanında neredeydin? İlk kazı burada başladı. Bu evin içinde başladı. İnşaat işçisi bu alandan büyük bir kasanın çıkarıldığını da Kutluer'e itiraf etti. Ama kasa burada çıktı. Bu evin altında çıktı. Ne çıktı? Büyük bir tane böyle kasa çıktı. Lahit. Lahit. Böyle tahtadan bir şey çıktı. Sen gördün mü onu? Tabii. Yani lahitin kendisini gördün mü? Lahit'i görmedim ama şeyi gördüm. Dışında o büyük bir tane böyle 6-7 kişi kaldı böyle. Tahta gibi bir şey böyle tahta ama içi dolu. Bu gerçekler akıllara tek bir soruyu getiriyor. Kazılarda bulunan ve 6-7 kişinin anca taşıyabildiği şey kutsal ahit sandığı mıydı? Çünkü o dönemde burada yapılan kazılarda ahit sandığının bulunduğu iddiası da ortaya atılmıştı. Bu konu hakkındaki yorumları size bırakıyoruz. Kayıp İncil'le ilgili gizemli kazıda görev alan iki arkeoloğun ses kayıtları ortalığı resmen karıştırdı. Kimlikleri deşifre olmasın diye ses tonları teknik müdahaleyle değiştirilen iki isim kazılar esnasında garip sesler duyduklarını itiraf etti. Çakmak mıdır? Onun dışında yine başka bir kral mezarının olduğu, başka bir garip bölüm mevcut. Bir de içeride bana gelen bilgi çok şiddetli bir kulak çınlamasına, kadının ilerleyen aşamalarında şiddetli bir kulamasına sebep olan bir durumdan bahsediliyor, sebebini bilmiyorum. Araştırmacı Haluk Özdil'i arayan gizli tanıklar tüyler ürperten ifadelerle Tarsus'ta Kayıp İncil'in dışında bir yeraltı şehrinin de keşfedildiğini, gizemli bir geçidin varlığından bahsetti. Farklı noktalara gidiyorsunuz. Yani öyle basit bir yapı değil. Bu da hep... Yani bir çeşit labirent mi bu? Diyebiliriz. Aslında aşağıda bir tapınak söz konusu. Evet. Bu tapınak adı mesela kim adamdı? Meşhur Tarsus kütüphanesi o aşağıda. Papirüsler, taş tableti mevcut bilinen yapıtlardan, yani şu an mevcut tabletler kaç yıllık bilmiyorum ancak daha sonra ya tarihlenebileceği söylenen kesin konuşmam tabletler. Onun dışında yazılı kaynaklar. Yazılı kaynak deyince insanların aklına hemen İncil falan saçmalığı gelmesin. Bir kütüphaneden bahsediyoruz. Aziz Paul'un Kayıp İncil'i bulundu. Barnabas İncil'ini görenler gerçekten ölüyor ya da öldürülüyor mu? Barnabas İncil'inin orijinali nerede? Bu sorular yüzlerce yıldır cevap bekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.